Bir Gün Gazetesi yayın yönetmeni Yaşar Aydın internet balansı ile yayınımızda. Yaşar Aydın, mesele artık soğumaya başladı elbette. Yani Türkiye'de sürekli yeni bir şey oluyor. Her gün yeni bir şey oluyor. Dün konuştuğumuzu unutuyoruz ama bu önemli. Yani bir milletvekili bir milletvekiline açık biçimde tamamen saldırdı. Şimdi Ahmet Şık diyor ki, bana saldırmadan önce diyor Alpay Özalan, Bekir Bozdağ ile göz göze geldi diyor. Sanki... Yani bir hazırlık olduğunu, bunun önceden kurgulandığını falan söylüyor da sanki bayağı bir evvelden hazırlık yapılmış gibi yani oturup ya işte ben gongu çalarım, sen de o sırada oradan harekete geçersin falan gibi çok acayip bir tablo çıkıyor ortaya Ahmet Şık'ın anlattıklarıyla. Ya birkaç kez gerilim olduğu için muhtemelen buna hazırlandılar. Yani bu işi böyle... rahat rahat hani elbette okunmayacak AYM kararı ama öyle biz lafı yiyip de oturmayalım diye özel bir hazırlık yapmışlar. Bunun içinde Alpay'a özel bir görev vermişler. Bu çok açık. Zaten o Bekir Bozdağ'ın oradan kaçışı yani meclis kürsüsünden arkasına hafif bakıp gidişi filan ortada bir şey olduğu çok açık. Yani o özel bir şey yapmışlar. Bahçeli'nin açıklamaları inan zaten şeyi gösteriyor. Yani AKP gereğini yapmıştır. Biz siz de yapmıştır açıklamalar. Hani bunun bir mesaj verme gayretiydi. Sadece AYM'nin kararını okutmama değil, aynı zamanda mecliste bundan sonra nasıl bir çalışma şeklinin yürütüleceğine dair de bir mesaj verme gayretiydi. 1 Ekim'de açılacak meclis, biz bunları çok göreceğiz eğer mecliste muhalefet kalırsa. Yani orada artık böyle ileri geri konuşma, Erdoğan'a laf söyleme, dokunulmazlık filan gibi şeyleri çok önemsemeyecekler belli. Belki yasal olarak dokunmayacaklar ama fiilen dokunulmazlığı kaldırıyorlar AKP ve MHP bloku. Muhalefete gözdağı vermenin bir başka biçimine dönüşmüş meclisteki oturumlar. Bundan sonra da çok fazla izleyeceğimizi düşünüyorum her gergin oturumda. Benzer hikayeler karşımıza gelebilir. Yani artık ne AYM ne meclis, bildiğimiz AYM ve bildiğimiz meclis değil. Yani başka bir şeye dönüşmüş durumda. Rejim onları aslında fiilen kapısına kilit vurmuş durumda. Göstermelik bir ihtiyacı giderme babında işletiyorlar şu anda. Peki, Alpay'ın yaptığı da bu aslında. O zaman şimdi bunu Erdoğan'a soracak olan, yani Alpay Özalan'ın oradaki tutumunu, doğru mu yaptı bir milletvekiline saldırarak falan. Erdoğan da herhalde bunu teltif edecek. Öyle görünüyor. Tabii yani bütün o milletvekilleri, grup başkan, yani MYK üyeleri vesaire bu meseleyi itiraz eden ya yanlış yaptık diyeni duyduk mu AKP cenahından ya da MHP cenahından? Eski milletvekilleri, eski bakanlar, yani önünde eski olmayan hiç kimsenin bu meseleyi eleştirdiğini görmedik. Ama yani böyle çok hani... Kurmay kadrodan falan da çok böyle destek çıkan da görmedik bir taraftan da. Ya MYK üyeleri var. Yani buna destek çıkılabilir mi bilmiyorum bunu ama yani orada kavga edenleri gördük. İşte eski bakanlar bir ay önce başka bir vukuat işlemişti filan. Yani oradaki esas ruh hali artık bu. Yani AKP'nin ruh hali bu. Belki utanma belasına, belki oradaki AKP içindeki Kürt vekillerin bölgede karşılaşırız, yüz yüze bakarız, aynı aşiretleriniz endişesi ya da başka şeyler etkili olmuş olabilir. Ama gördüğümüz şey Erdoğan'ın bu meseleye negatif bakmadığı, Bekir Bozdağ'ın meclis kürsüsüne oturtulmasıyla niyetin çok açık olduğu vesaire, tüm bunları görmüş olduk. Ayrıca o kavga yaşanmasa da Erdoğan'ın niyeti ortada değil mi? Yani sonuçta bir Anayasa Mahkemesi kararını okutmayarak açıkça anayasayı çiğnetebileceğini meclise göstermiş oldu. Yani anayasanın belki de en önemli güvencelerinden biri parlament, yasa yapan organa en yüksek yargı makamını çiğnetmiş oldu. Yani bu gücü göstermiş oldu. Bundan daha büyük bir gerilim, bundan daha büyük bir şiddet olmaz aslında. Yani Alpay'ın gazeteci Ahmet Şık'a, milletvekili Ahmet Şık'a gösterdiği şiddetten çok daha büyük bir şiddeti bütün Türkiye'de yaşayan insanlar o gün gördü. Yani AYM kararının meclis tarafından nasıl çiğnenebileceğini gördü. Bundan büyük şiddet olmaz. Bu şiddeti devam ettirecek. Yani gördüğümüz bu.
Peki Ahmet Şık muhalefeti de eleştiriyor. Yani daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de yanıt vermiş. Benim kirli dilim kirli değil diyor. Eğer konuşabilseydim daha anlaşılır olacaktım diyor. Öyle bir eleştiri de gelmişti üstü kapalı biçimde. Bu kısmı itibariyle nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya yani orada kürsüdeki eleştirilecek dili falan her şeyi daha sonra da konuşulabilir. Yani ben de bana da ilginç geldi Özgür Özel'in konuşması işin açıkçası 3-4 dakikalık konuşma. Yani şöyle ilginç geldi. Bir normalleştirdi süreci. Yani normal çok olağan bir şey tartışıyormuş ses tonu ve uslubuyla konuştu. Bırakın oradaki kavgayı, mecliste zaman zaman benzer kavgalar oldu, o şiddette kavgalar oldu. Bırakın o kavgayı ama anayasa çiğnendi meclis eliyle. Yani o ses tonu, o uslup, Numan Bey'e gösterilen dil, kullanılan dil, zat-ı haliniz vesaire diye başlayan hikaye bana da işin açıkçası tuhaf geldi. Yani Ahmet Şık'a dair yaptığı eleştirilerden öte, kuşkusuz buna Ahmet de yanıt verdi. Ama esas hikayenin bence hani o kurulan 4-5 cümledeki normal ses tonu, meseleyi normalleştirme, sadece kavgayı değil, alınan kararı, alınacak kararı normalleştirme. Sanki Numan Bey geldi ve her şey süt liman, ya keşke daha önce gelseydiniz diye bir şey. Geldi ne oldu? Yani mecliste Can Atalay kararını mı okuttu Numan Bey? Hayır, okutmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararını meclis eliyle çiğnetildi. İşin açıkçası bana da tuhaf geldiğini söylemem gerekiyor. Peki Yaşar Aydın, çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Devam edelim. Gülistan Kılıçkoçyiğit, o gün Adalet ve Kalkınma Partisi...